Zorlu Eğitim'den herkese merhabalar. Ekim ayında KPSS'ye çalışmaya başlayacaklar. Acaba geç mi kaldı yoksa hemen başlasak sınav yetişir mi? Tüm konuları bitirebilir miyim? İşte bu videomuzda bunlardan bahsedeceğim. Evet şimdi aylardan geldik Ekim ayına. Ekim ayında çalışmaya başlayacaklar. Sizler için iki ayrı program düzenledik. Bir 6 aylık program bir de 8 aylık program. 6 aylık programda çalışacak öğrencilerimiz. Şimdi Ekim ayındayız. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Yani Mart ayında tüm konuları bitirmiş oluyorsunuz. 8 aylık programla, yani daha sakin bir programla çalışmak isteyenler toplamda 8 ay içerisinde bitirecekler. Onu da hesaplayalım. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında tüm konuları bitirmiş olacaksınız sakin programda, 8 aylık programda. Bu yeterli mi? Evet yeter. Sonrasında son 2 ayda sadece deneme ve genel tekrar soru çözümleriyle anlaşılamayan eksik olduğunuz konuları da tamamlamak için size belli bir süre kalıyor. Peki bu çalışma programlarına nereden ulaşacaksınız? Zorleitim.com sitesine girdiğinizde ana sayfada KPS 2022 kurslarını seçiyoruz. Daha sonra karşımıza çıkacak sayfada KPS 2022 çalışma programı. Bakın şu linke tıkladığımızda KPS 2022 çalışma programı. Tabii daha önceki yıllarda da yine çalışma programları yaptık. 22'ye tıklayacaksınız. 8 aylık ve 6 aylık çalışma programlarını buradan ulaşabilirsiniz. 8 aylık çalışma programı sakin çalışma programı oluyor. 6 aylık çalışma programında biraz daha hızlı bir programla çalışmak isteyenler 6 aylık programla derslere çalışabilirler. Burada şu ana kadar ilk 4 aylık programı yayınladık. Her ay yeni programı ekleyeceğiz. Yani Kasım ayında 5. ay eklenecek, Aralık ayında 6. ay eklenecek ve 6 aylık programı tamamlamış olacağız. 8 aylık programda yine aynı şekilde her ay yeni programları ekledikçe bu sayfadan ulaşıp PDF olarak dosyasını indirebileceksiniz. Aynı zamanda eğitim bilimlerinden yani öğretmen adaylarımız da eğitim bilimlerinin 6 aylık çalışma programını indirerek eğitim bilimleri derslerini bizimle beraber çalışabilirler. Şimdi burada 4. ay çalışma programı da yeni olarak ekledik. Bugün ve sitemize yeni olarak eklendi. Çalışmaya bugün başlayacak olanlar yani bu hafta başlayacak olanlar birinci ay çalışma programını bilgisayarlarına indirecekler. Peki bu programda neler var? Hemen şöyle hızlı bir şekilde göz gezdirelim. Bakın size hafta hafta, 4 hafta içerisinde hangi dersleri, hangi haftalarda ne kadar çalışacaksınız bunları yazdık. Şimdi burada konuların yanında numaralar var arkadaşlar. İşte temel kavramlar 1, çarpanlar ayırma 1-2 veya tarihe bakarsak ilk Müslüman Türk devletleri 1-2-3 diye gidiyor. Oradaki numaralar bizim sitemizdeki videoların numaraları bizimle birlikte bu çalışma programıyla beraber ilerleyecekseniz o zaman genel yetenek genel kültür kursuna dahil olmanız gerekiyor genel yetenek genel kültür kursunda Tüm dersler, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve vatandaşlık videolarının tamamı şu anda sitemize yüklü. Güncel olarak tüm videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada tarih, matematik ve Türkçe videolarının yoğunluğu daha fazla olduğu için oralarda biraz daha hızlı ilerliyoruz. Fakat coğrafya ve vatandaşlıkta 30 video olduğu için orada mesela ilk 2 hafta coğrafya çalışıyoruz. 3. 4. hafta coğrafya yok. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vatandaşlıkta bakın yine aynı şekilde 1. hafta vatandaşlık vatandaşlık var. ikinci hafta yok. Üçüncü hafta vatandaşlık var. Yani bizimle beraber çalıştığınızda aslında hangi dersten hangi hızla çalışmanız gerekiyor onu da görmüş oluyorsunuz. Ki videolarımıza nereden ulaşacaksınız? Bakın yukarıda kurslar bölümüne tıkladığınızda yine KPS 2022 kurslarını seçtiğinizde karşınıza çıkan ekranda KPS 2022 genel sene gelen kültür butonuna tıklıyorsunuz. Buradan matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık videolarına ulaşabilirsiniz. Bakın, matematikte sürekli videoları güncelliyoruz. Mesela örnek verelim. E-mail adresinizle siteye üye olduktan sonra tabii ki genel yetenek, genel kültür kurs paketimize de üye olduktan sonra basamak analizi videosuna, seyret'e tıkladığınızda artık açılacaktır. Burada öncelikle temel düzeyde bir konu anlatımı yapıyoruz. Tabii ki KPSS çıkması muhtemel yani KPSS'ye yönelik sorularla bir konu anlatımı temel düzeyden başlıyoruz. Konu anlatımını yaptıktan sonra, beraber soru çözdükten sonra Basamak analizi 2 videosuna bakalım bir de. 2 videosunda da ÖSYM tarzı sorular var. Burada seyret linkine tıkladığımızda ilk videoda ÖSYM tarzı sorular yani çıkması muhtemel soruları birlikte çözüyoruz. İkinci videoda ise şöyle açıyorum. Sizinle beraber 2020 yılında KPS ön lisans, lisans, orta öğretim hatta yine 2020 yılında DGS ve ALES sınavlarında hangi sorular çıkmış arka arkaya bu soruların çözümlerini izleyebiliyorsun. Bunun nasıl bir kazancı var? O konuyla ilgili ÖSYM'nin ne tarz sorular sorduğunu ve birbirine ne kadar yakın tarzda sorular sorduğunu artık keşfedebiliyorsun. Bunu matematiğin tüm konuları için yaptık arkadaşlar. Özellikle DGS-ALES ve KPSS lisans-ön lisans orta öğretim sorularının birbirine ne kadar yakın olduğunu göreceksin. Yani yeni nesil soruları, yeni tarz soruları keşfetmiş olacaksın. Evet şimdi gelelim sürprizimize. Sürpriz ne? Bizim sitemizde hazırladığımız kurslarımız var. Hani daha önce bahsettiğim o videolar. Genel Yetenek Genel Kültür 2022. Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri 2022 kursumuz var. Aynı zamanda matematiği sıfır olanlar için en temelden tüm konuları anlattığımız matematiğim sıfır kursu var. Siz hangi kursa yazılmak istiyorsanız bizim WhatsApp hattımıza mesaj olarak ben sizi YouTube'dan izledim ve şu kursunuza atıyorum. Genel Yetenek Genel Kültür kursunuza. Veya matematiğim sıfır kursuna üye olmak istiyorum demeniz yeterli. Size bir link göndereceğiz. Bu mesajı attığınızda yine WhatsApp üzerinden bir link göndereceğiz. O link ile %30 indirimle KPS kurslarımıza üye olabileceksiniz. Yani bu videoyu izleyen ilk 100 öğrencimiz %30 indirimle kurslarımıza üye olabilecek. Hadi bakalım acele edelim. Siz de bizimle çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Motivasyonumuzu hiç bozmuyoruz. Sınava kadar videoların devamı gelecek. Videoların, derslerin devamı gelecek. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.